Değerli yazılımcı adayları ve bir arkadaşa bakıp çıkacağız diyen değerli misafirler. Hoş geldiniz. Bugün videomuzda bana Instagram'dan ulaşan Hintli bir özür dilerim. Suudi Arabistanlı bir vatandaşın isteği üzerine bu videoyu çekiyorum. Biraz zor anlaştık ama sonunda anlaştık. Sordum zaten. Aslında projeyi ona gönderdim ama dedim senin için de bir video çekeceğim dedim. Ardından zaten böyle bir şey düşünüyordum, böyle bir fikir. Hani basit öğrencilerin basit virgül öğrencilerin böyle istek veya yapamadığı bir şeye yardım etme amaçlı bir video vesaire, böyle bir şey yapmayı düşünüyordum zaten. Hani bu da bir başlangıç oldu. Arkadaşımızın adı Hint ve Suudi Arabistanlı. Arkadaşımızın, yani Hind'in istediği proje şu: bir formdan diğer forma nasıl veri aktarırım? Bunun üzerine de ben o projeyi yaptım ve gönderdim. Ondan sonra zaten adını ve ülkesini tekrarlamamın sebebi, ona sordum ve söyleyeceğim dedim. O yüzden hani anlamayacağı için sadece ismini ve ülkesini anlayacak. O yüzden birkaç defa tekrarladım. Evet, başladım. Bir formdan diğer bir forma veri aktarma diyelim. Evet. Şimdi başlayalım. Bu arada her zaman dediğim gibi internet sitemize de göz atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşımızın istediği şuydu. Ben onu bir şeye döktüm. Bir projeye döktüm diyelim. Hani bir örneğe döktüm. O öyle gönderdim. Yoksa öteki türlü belki anlayamayabilir diye. Bir tane label. Lütfen araba markalarından birini seçiniz. Bu örneğin BMW, Mercedes ve Lamborghini. Evet. Şöyle hafif abartı bir buton. Seç. Şunu hafif küçültelim. Evet. Şimdi şunların isimlerini hemen hızlı hızlı değiştireyim. Biliyorsunuz bende büyük bir tik var. Huy mu derler, tik mi? Evet, butonu yapalım. Tamam. Şöyle olacak. Örneğin BMW'ye tıklayıp seç dediğinde başka bir formda BMW ile ilgili küçük bir bilgi çıksın istiyorum. Bunun için bir adet forma ihtiyacımız olduğu için bunu ekleyelim. İsim vermeye gerek yok. Direkt form 2 diyelim. Şöyle uzun tutalım. Label. Araba markası buraya gelecek. Ardından araba markasının açıklaması buraya gelecek. Ama tabii şöyle bir şey olacak. Uzun bir yazı olursa bu formdan çıkıp gidecek. Bunun için auto size'ı false diyorum. Ve şuraya geldikten sonra satır atlayıp buraya gelecek. Şimdi ben bunun isimlerini de değiştireyim. Başlık, label, açıklama olsun. Şimdi birinci, yani ilk formdan ikinci forma nasıl veri aktarırım? Önemli olan bu. Bunun için form 2'ye bir adet değişken atamamız gerekiyor. Ancak mesela biz her zaman şu şekilde atardık, değil mi? Bu şekilde atmayacağız biz bunu. Başına şu terimleri koyacağız. Bu ne işe yarayacak diye sorarsanız, şu kısım
diğer formdan da gözükmesi için gereken bir ayrıca özellik. Şimdi şöyle Form 2 yüklendiğinde eğer marka BMW ise label başlık. Tabi bunu hepsi için aynı olacak. Nokta text olsun marka. Label açıklama nokta text. Şimdi bir tane küçük BMW ile ilgili bir wiki'den küçük bir metin toplayalım. Aynısı Mercedes içinde geçerli. Tabi Lamborghini içinde geçerli bunlar. Şöyle hemen üretilmiştir. Evet, bu marka BMW değil de Mercedes ise ne halt diyeceğiz? O da aynı şekilde. Bunu kapatalım. Bu da tamam. Bir de Lamborghini için yapalım. Lamborghini label açıklama nokta text tamam. Şimdi asıl olay şu. Tamam, biz bu markaya Form 1'de bir marka ismi koyacağız ama nasıl yapacağız bu işi? Artık Form 2 ile fazla bir işimiz kalmadı. Seç dediğinde eğer radyo buton BMW seçili ise neydi? Marka gördüğünüz gibi çıkmadı. Bunun için şöyle bir şey yapacağız. Form 2 marka. Bakın burada çıktı. Eşittir. BMW. Ayrıyeten bunları Mercedes ve Lamborghini içinde yapacağız. Evet. Radyo buton Lamborghini. Tamam. Bakalım şimdi olacak mı? Örneğin BMW'yi seçtik. Tabi şunu yapmadık. Form 2 form eşittir new form. Bu formumuzu sakladık. Yani gizledik. Ardından form 2'mizi açtık ve form 2 kapandığında tekrardan bizim birinci formumuz görünür hale gelsin. Gördüğünüz gibi BMW'ye bastığımda BMW ile ilgili bilgiler geldi. Kapat dedim. Lamborghini için. Gördüğünüz gibi Lamborghini de öyle. Bakalım Mercedes böyle mi? Evet, gördüğünüz gibi bu da böyle. Yaptığımız örneği tekrardan anlatıyorum. Bir formdan diğer forma veri aktarma veya başka bir deyişle veri gönderme, bilgi gönderme, değişken atama. Yani buna bir sürü isim verilebilir. Böyle bir örnek yaptık ama tabii çoğunlukla şöyle denir. Bir formdan diğer forma nasıl veri göndeririz reis? Olay budur. Örnek budur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yararlı bir bilgi ise ve beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmaya değer bir kanalsa abone olmayı lütfen unutmayınız. Beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür eder. İyi çalışmalar dilerim.